Rüşcan, nereye gidiyorsun? Ne demek oluyor bu? Bu valiz ne? Gidiyorum. Oğlumu alıp buradan gidiyorum. Sinancığım, biraz bizi burada bekler misin? Biz annenle bir şey konuşacağız. Tamam mı canım? Gel benimle. Şaka mı bu? Şaka değil. Oğlumun Aras gibi bir manyak olmasına asla izin vermeyeceğim. Ne demek o? Babaannem oraya ölü gömdü. Kimi gömdü? Hortla kovuk yarışa pencereden ne olacak anne? Ara savaşlarda çok kızıyordum. Hatta ondan iğreniyordum. Ama şimdi ona o kadar acıyorum ki. Belki o da ilk başlarda çok düzgün bir çocuktu. Her çocuk gibi. Ama böyle bir ailede büyüyüp düzgün bir çocuk olması beklenemez değil mi? Rüşcan. Kocanla her sıkıntında evi terk edemezsin. Aras daha küçücük bir çocukken karı koca yaptığınız iğrençliği seyretmiş. Belki de bu yüzden iflah olmadı. Maaştan kahveniz? İstemiyorum. Şimdi içmeyeceğim. İşine dön. Anladım. Anne? Ne oluyor anne? Hayırdır? Sevda, ben kardeşinle... Hadi hazırlan, sen de benimle geliyorsun. Sevda, kardeşini yukarı çıkar. Nereye anne? Sevdacığım, kardeşini al yukarıya çıkar. Hadi kızım. Sinan, gel ablacığım. Gidiyoruz. Sinan görmüş. Senin kocanı gömdüğünü görmüş. Hepimizi görmüş. O yüzden ben oğlumu alıp buradan gidiyorum. Belki sizden uzakta büyürse bu travmayı atlatabilir. Feraye, Kızılca kıyamet kopacak, ben sana söyleyeyim. Ay ne oldu yine ya? Rüçhan var ya, eline bir tane valiz almış. Sinan'ı da yanına almış. Ay evden mi gidiyor acaba? Fazla merak iyi değil abla, boş ver, işine baksan. Ay sanki sen merak etmiyorsun. Senin de bu hallerin. Cık, cık, demiş. Aa. Kız aldattı mı acaba? Ay tövbe yarabbim ya. Aldatmıştır. Kesin. Yani şimdi tamam, boyu kadar kızı var ama sonuçta gencecik adam. Parası da var. Ah, ama Rüşan Hanım'ın bir eli yağda bir eli balda. Yani bunun için ev bark dağıtmaya gerek var mı? Kenan'ın babası bana neler etti. Yani kırsın dizini, otursun aşağıya. O Aras Bey de döner dolaşır sonra gelir yani. Bu dünyanın sonu değil ki. Ay abla biraz sus, Allah rızası için midemi kaldırdın ya. Feraye. Sıkıcısın. Vallahi bak sıkıcısın. Fatma Hanım. Bir şey mi lazımdı? İzinlisin Emine. Neden? Bir kusurum mu oldu? İzinlisin dedim. Cezalısın demedim. Anladım ama yani... Nereden icap ettim manasında ben? Çalışanlar izin almak için can atar. Maşallah bizim çalışanları silah zoruyla izne çıkartıyoruz. Bugün git, yarın sabah erken gelirsin. İyi madem. İyi günler. Feraye. Fatma Hanım. Ne oldu? Feraye'cim. Benim bir takım işlerim var. Köşkten ayrılmak zorundayım. Hı. Bak, bu konaktaki gözüm kulağım her şeyim sensin. Sana güveniyorum, tamam mı canım? Rüşcan.
Sinan'ın görmüş olması bir anlam ifade etmez. Nasıl ifade etmez? Siz gerçekten delirmişsiniz Macide Hanım. Terbiyeli konuş. Sen benimle nasıl böyle konuşuyorsun? Sizinle başka türlü konuşmak maalesef mümkün değil. Bak, birbirimizi yemeyelim istersen. Sinan daha çocuk. Kabus gördün dersin, unutur gider. Öyle çocuğu alıp bir yerlere gidemezsin. Neden gidemiyormuşum? Çünkü aile demek bazı sırları paylaşmak demek. Sırlar mı? Siz gerçekten delirmişsiniz. Bu söylediğinize inanıyor musunuz? Ha? Ya bu Fatma Hanım buraya gelip herkesin gözünün önünde Harun Bey'i öldürdü. Sonra da bahçeye gömdü. Ama burada rahatça dolaşabiliyor. Belki de gidip şu anda mutfakta çay kahve içiyor. O bu evde bu kadar rahat dolaşıyorken siz cinayeti kendiniz işlemişsiniz gibi niçin bu kadar korkuyorsunuz? Ailemizin adının bir skandala karışma. Skandal mı? Ailemiz mi? Siz gerçekten hastasınız Macide Hanım. Siz şu anda polise gitseniz, bu kadın kocamı öldürdü, silah zoruyla bahçeye gömdü deseniz ne kaybedersiniz? Hı? Ne yapacaklar? Bahçeyi kazacaklar, o iki zavallının cesedi mi çıkacak? 20 yıl sonra iskeletlerini mi bulacaklar? Hem sizin öldürdüğünüz ne malum? Hı? Yani bu durumda siz suçlu olmayacaksınız. Sen bunlarla kafanı yoracağına çocuğunla ilgilen. Mesela ona sen kabus gördün oğlum, ben de arada bir görüyorum. Gerçek zannediyorum ama gerçek değil, bu bir rüya diyebilirsin. Mesela çocuğunu sinemaya götürebilirsin. Ona hediyeler alabilirsin. Yani bir anneye bunları hatırlatmak ne kadar acı. Konuyu ne kadar güzel değiştiriyorsunuz Macide Hanım. Bu Fatma Hanım sizin hakkınızda bu iki zavallı Rumi ihtiyardan çok daha fazlasını biliyor değil mi? Hatta bilmekte kalmıyor, elinde ispatlı belgeler var. Yoksa neden bu kadar korkasınız? Eğer siz onu yakarsanız, onun da sizi yakacağını çok iyi biliyorsunuz. Sen sadece ailenle ilgilen. Bu saçma sapan şeylere kafanı takma. Ayrıca sınırlarını fazla zorluyorsun. Ne olur sınırlarımı zorlarsam? En fazla çocuklarımı alır giderim. Siz de bir mezar daha az kazmış olursunuz. Peki, madem bu kadar çok gitmek istiyorsun, istediğin yere gidebilirsin. Ama çocuklar burada kalacak. Ne oluyor Emine? Maaşlı Hanım, Fatma Hanım bana bugün izinlisin dedi. Yani sizin haberiniz var mı? İzniniz var mı? Ben bir sormak istedim. Sonuçta benim patronum sizsiniz. Çalışanların sadakatleriyle göz dolduruyorlar Macide'ciğim. Tamam Emine, benim haberim var, ben söyledim. Gidebilirsin. Anladım. İyi madem. İyi günler. Ben uyuyamıyorum. Haklısınız. Şahit olduklarınız bir insanın kolay kolay kaldırabileceği şeyler değil. Dahası var. Oğlum Sinan her şeyi görmüş. Oraya kimi gömdünüz diyor. Hortlak odama gelir mi diyor. Sıçrayarak uyanıyor. Burası artık gerçekten bir cehenneme dönmeye başladı. Ben çocuklarımı alıp buradan gitmek istiyorum. Anlıyorum. Rüçhan Hanım, yapabileceğim bir şey var mı? Söylemeniz yeter. Ben sadece anlatmak istedim. Bir de sesini duymak istedim. Birine sesimi duyurmak istedim. En azından iyi gelir diye düşündüm. İyi geldi mi peki? Gelmez mi? Sen ne yapıyorsun ya? Ha?
ben kocana eve bağlayacak olan sensin derken sen ne yapıyorsun? Hiç mi utanmıyorsun? Hadi bizden utanmıyorsun, kocandan utanmıyorsun. Evlilik çağına gelmiş kızın var. Ondan da mı utanmıyorsun? Ne demeye çalıştığınızı anlamadım Macide Hanım. Sen benim ne demek istediğimi çok iyi anladın. Bu ilişkiyi ilerletmeden kesip atacaksın. Duyuyor musun beni? Kesip atacak hiçbir şey yok. Biz Dündar Bey'le... Ben Dündar Bey demedim. Biz oğlu yüzünden bir iki kere zıtlaştık. Ama kendisi oldukça aklı başında ve efendi davrandı. Biz de birkaç kez sohbet ettik. Hepsi bu. Kulaklarımla duydum Ruhcan. Kıvırmaya çalışıp daha fazla küçülmem. Bana bak. Eğer Aras bunu duyarsa rezalet olur. Bu ikimizin arasında kalacak. Hiç kimse hiçbir şeyi duymayacak. Ama söylediğim gibi bir daha o adamla asla ve kat'a konuşmayacaksın. Aramızdaki sırlar çoğalıyor Macide Hanım. Ama tabii aile olmanın gereği bu değil mi? Madem aramızda sır alışverişi başladı, o zaman bana söyler misiniz lütfen? Siz neden bu Fatma Hanım'dan bu kadar korkuyorsunuz? Hı? Sen çocuklarınla ilgilen. Başka bir şeyle ilgilenme. Ama ben sana küstüm. Neden? Hiç gelip bana nasılsın babaanne, iyi misin deyip hiç sarılmıyorsun, öpmüyorsun beni. Ya bakayım yavrum. Bir de öp bakayım kocaman beni. Oh! Oh şimdi keyfim yerine geldi. nereye gidiyorsunuz bakayım? Parka mı, sinemaya mı? Önce parka, sonra Cemre'ye. Cemre'ye benden çok selam söyle, tamam mı? Tamam babaanneciğim. Senin o babaanneciğim diyen ağzını yerim. Güzel oğlum benim. Oh. Sinancığım hadi gel canım. Sinan hadi sen koş arabaya git. Ben annenle bir şey konuşacağım. Hadi bekle anneni. Ya düşündükçe çıldıracağım. Sana hiç yakıştıramadım. Yani böyle sesini duymak, sesimi duyurmak, liseli aşıklar gibi. Sen kendine yakıştırıyor musun? Bu kadar çok düşünmeyin Macide Hanım. Ben utanılacak hiçbir şey yapmadım. Evli bir kadın bir herifle telefonda fingirdeşiyor. O ne biçim laf öyle? Laf biçimsiz değil, senin yaptığın biçimsiz. Bak, ayağını denk al. Seni son kez uyarıyorum. Kendini kapının önünde bulursun. Hani diyorsun ya çocuklarımı alıp giderim diye. Evet, çocuklarımı alıp giderim. Hatta bunu yapmak için de bir yolunu bulurum. Merak etmeyin. Sevda 20 yaşında. Oğlun da küçücük. Kimsenin yanına sığamazsın. Babanın evine bile. İnsan eti ağırdır. Aklını başına topla. Ayağını denk al. Kendini kapının önünde buluverirsin. Hadi, şimdi size iyi eğlenceler. Kes bakalım bunları sen. Aferin sana. Ruhcan Hanım. Aa, Dündar Bey ne güzel bir tesadüf. Evet, çok güzel bir tesadüf. Bir yakışıklı beyefendi de oğlunuz galiba. Evet, Sinan. Sinan, ben köşke çok geldim ama hiç karşılaşamadık. Dündar ben, merhaba. Merhaba. Ben de biraz acıkmıştım. Bir şeyler yiyeyim dedim. Şurada bir masaya otursam... Biz de sinemaya gidecektik. Biz de öncesinde bir şeyler yiyelim dedik. Bizimle oturmaz mısınız? Eğer beyefendi de uygun görürlerse... Teşekkür ederim. Buyurun.
Yani işte paralelden bütün konuşmalarımızı dinlemiş. Hiçbir şey yapamaz, korkmayın. Korkmuyorum. Bana o kadar ağır şeyler söyledi ki aslında hiç umursamıyorum bile. Çünkü ben kötü bir şey yapmıyorum. Yani biz kötü bir şey yapmıyoruz değil mi? Hayır, asla. Fakat sizi böyle üzgün görmekten hiç hoşlanmıyorum. Bana bunu yapmayın. Biraz gülümser misiniz lütfen? Fena değil. Ama daha fazlası olursa da itiraz etmem. Uzun zamandır o kadar mutsuzum ki. Aslında sizi düşündüğüm zaman bile içimden gülümsüyorum hep. Ben de sizi düşündüğüm zamanlar hislerimi sizin kadar iyi ifade etmeyi beceremeyebilirim. Aslında bakışlarınızla o kadar iyi ifade ediyorsunuz ki. Benim gibi uzun zamandır mutsuz olan bir kadın için fazlasıyla yeterli. Anne, geç kalacağız. Tamam, hemen geliyorum. İsterseniz ben bırakayım. Yok, çok yakın zaten gideceğimiz yer. Peki. Dündar Bey, bu kadar kısa zaman için geldiniz. Size zahmet verdim, teşekkür ederim. Bir dakika için, bir saniye için bile olsa gelirim. Her anına değer. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere beyefendi. Görüşmek üzere. Hadi gel. Eğer bu bir şakaysa gerçekten hiç komik değil. Anne şaka falan yok ortada. Sevda biz seninle konuşmadık mı? Sen de bana hak vermedin mi? Hayır, ben sana hak falan vermedim. Sessiz kaldım. Sen benim sessizliğimi sana hak vermek sanmışsın. Çünkü işin öyle gelmiş. Anneciğim, bu kadar komik olan şey ne tam olarak? Ay, iyice sinirlerim bozuldu. Her şey o kadar üst üste geldi ki Eda. Bir tane daha şaka kaldıracak durumda değil. Anneciğim, şaka falan yapmıyorum ben. Sen gerçekten delirmişsin. Bu Kenan denen... Anne, ben Kenan'ı seviyorum. Kızım, delirdin mi sen? Dalga geçme artık benimle, yeter. Anne, dalga da geçmiyorum, şaka da demeyi keser misin artık şuna? Bak, birazdan Kenan buraya gelecek. Biz herkesin karşısına geçeceğiz ve evleneceğimizi söyleyeceğiz. Ben sadece sana biraz daha erken haber vermek istedim, o kadar. Ya Sevda, bu Kenan denen çocuk daha düne kadar... Evet, Figen'le nişanlıydı. Hatta sana bilmediğim bir şey daha söyleyeyim. Nikah masasına kadar gittiler. Ama beni kurtarmak için. Nasıl yani? Ben şu an hiçbir şey anlamıyorum. Anlaman da gerekmiyor çünkü anneciğim. Bak, bilmen gereken tek şey Kenan'ın birazdan buraya geleceği ve bizim evlenme kararımızı açıklayacağım. Hem de yıldırım nikahıyla. Ay, yıldırım nikahı diyor. Sevda, ben buna asla izin vermeyeceğim. Anneciğim, ben senden izin istemiyorum. Haber veriyorum. Alo, buyurun. Merhaba, ben Rüçhan Rona. Dündar Bey'le görüşecektim. Rüçhan Hanım, Dündar Bey dışarıda. Gele gelmez aradığınızı iletirim. Notunuz varsa... Ona çok acil aradığımı söyler misiniz? Bir de Kenan Sevda'yı istemeye gelecek. Beni tehdit ediyor diye söyler misiniz? Siz bu kadarını söyleyin yeter. Tamam mı? Tabii efendim. Tamam, teşekkürler. İyi akşamlar sevgili Közcüğüm. Gerçekten ben neredeyim? Aa. Sevgili karım beni merak mı etmiş? Ara, saçmalama. Gerçekten kalbim sancıdı. Ya
Bir kere olsun hayatında baba gibi davran ya. Bir kere olsun. Baba gibi davran. Ben şeyi unuttum ya. Ben bugün Sinan'ın ile görüşme gününe gitmeyi unuttum. Çok ucuz. Kendine gel. Bak beni dinle. Dinliyorum seni. Ne diyorsun? Kenan Sevda'yla evlenmeye karar vermiş. E tamam. Ya bir kere al karşına konuş şu kızına. Sevda Kenan'a mı aşkım? Ben de aşığım. Çok aşığım. Çok. Abi. Ne var? Ruçer Hanım aramış. Sesi kötü geliyormuş. Size de bir not bırakmış. Hoş geldin paşam. Anacığım. Nasılsın? Çok iyiyim oğlum. İyi ol. Güzelim. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Hazır mısın? Efendim, cümleten iyi akşamlar. Ne demek oluyor bu? Akşamınız iyi olsun hanımefendi. Sana sormadım, çık dışarı. Sevda'ya sordum. Hiçbir yere gitmiyor babaanne. Hatta geç sevgilim, oturalım. Al güzelim. Teşekkürler. Rüşen anne. Ne? Hemen anne demem biraz zor olur. O yüzden ilk başta en azından Rüşen anne diyeceğim. Ne oluyor dedim Sevda. Ne demek bu? Hayatım sen hiç yorma kendimizi. Bir kahve yap hatta. Sen bu iş uzayacak belli ki. Kabus. Herhalde biz bir kabus görüyoruz değil mi? Hanımefendiciğim. Merhaba. Fatma Hanım. Değil mi? Merhaba, nasılsınız? Sevda çok bahsetti sizden. Ah, berbudar oldum. Anneciğim gelsene şöyle sen de. Otursana elime. Emine. Bana tansiyon ilacımı getir hemen. Dur anneciğim sen dur. Sen dur, halledeceğim ben. Feraye! Macide Hanım'ın tansiyonu oynamış, ilacını getir. Aa, ayol bu kadar fazla. Defol. Defol evimden serseri. Babaanne. Sevda. Biz evleniyoruz. Ne? İyi akşamlar. Kenan Bey. Bana eşlik eder misiniz? Lütfen desem.
Buyurun. Teşekkür ederim. Ne demek? Kenan. Oğlum. Hanımlar. Rica ediyorum, rahatsız olmayın. Biz Kenan Bey'le biraz konuşacağız. Buyurun. Günaydın. Sana günaydın. Dün gece kıyamet koptu. Sen çıkıp uyudun. İnanamıyorum sana. İş beni çok yoruyor. Sen artık iyice... İyice böyle senden uzaklaşıyorum. İyice senden nefret ediyorum. Tam da dediğin gibi. Değil mi? Ne kadar üzüldüğümü bilemezsin. Dün gece sana söylediklerimi hatırlıyor musun Kenan'la ilgili? Hatırlıyorum. Sevda ile Kenan evleniyor değil mi? Yani acaba Sevda kime çekmiş herhalde? Anasına çekmiş olmalı. Nerede çakal tipli bir tane serseri var? Hep onun peşinde. Kimi kastettiğimi biliyorsun herhalde. Değil mi? Gülhane Parkı'nda romantik yürüyüşler yaptığın o sahte kabadayıdan bahsediyorum. Ne oldu? Hani ne oldu yani? Yüzündeki ifadeye ne oldu birden? Korku mu? Değil. Olsa olsa biraz şaşkınlık değil mi? Ama umurumda değil. Gerçekleşmesini beklediğim bir şey var. O gerçekleşince senden boşanacağım. Ama senin iffetsizliğini de ispatlayarak boşanacağım için benden tek kuruş bile alamayacaksın. Hatta Sinan'ı da alamayacaksın. Şimdi biraz süslen püslen. Makyaj yap. Kırkından sonra bulduğun aşkının peşinden koş. Sevgili karıcığım. Dün gece olaylar, neler neler olmuş bu köşkte. Bir de Kenan seni istemeye gelmiş galiba. Kenan değil mi? Yani bu ailedeki böyle şoför hizmetçi takıntısı nedir onu bir türlü anlayamıyorum. Herhalde bir tek bende yok. Bir kız babası olarak acaba biraz dikkatli mi konuşsan Aras? Balıcığım ya ben yanlış bir şey mi söylüyorum? Aslında sen hiç konuşmasan mı acaba Aras? Ya kalk işine git ya da nereye istiyorsan oraya git. Biz burayı hallederiz. Şimdiye kadar bir faydan olmadı, gölgen de olmasın. Gerçekten halledersiniz yani. Ben senin halledeceğinden eminim. Sen bir şeyi halletmek için zaten her şeyi göze alırsın. Öyle değil mi? Bu senin babaannen var ya. Öyle gözü kara bir kadın ki. Sevdam. Eğer gerçekten seviyorsan. Aşkının peşinden git. El alem ne der diye düşünün. Aşk kural tanımaz. Yani? Aşk aynı zamanda ahlaksızdır da. Yani bunu annene sorman lazım. Annem bu konuları çok iyi bilir. Yani aşk ahlaksız mıdır, şöyle midir? Bu konularda çok tecrübeli bir insan. Yani bütün tavsiyeleri ondan almalısın. Aras, artık yeter sabah sabah. Tamam. Pek güzel. O zaman bana müsaade. Fakat gitmeden önce bir resminizi çekmek istiyorum şöyle. Şu kadrajda kimler var? Evet, birbirinden nefret eden ve birbirlerini bir kaşık suda boğacak bir sürü kadın. Ama yüzlerine birbirlerine bakarken gülümseyen insanlar. Hadi hoşça kalın. Dündar Bey'e kim haber verdi? Sen mi söyledin Fatma? Ben söyledim. Ne kadar yanlış bir şey yaptığının farkında mısın acaba? Yani bizim ailemizin meselesine üstüne üstlük önemli ve mahrem bir konuda bir yabancıyı çağırmak, gel sen hallet demek.
Oğlunuza babalık yapmasını söyledim. Ama kendisi çok sarhoş olduğu için cümlelerimi pek ciddiye alamadı. Ayrıca aile mahremiyeti derken oğlunuzun bu konuda ne kadar alaycı olduğunu hepimiz biliyoruz Macide Hanım. Hayır, ben şeyi de merak ediyorum. Yani Dündar Bey bizim aile mevzularımıza bu denli müdahale edecek cesareti nereden buluyor? Rühcan'cığım, kızına cevap vermek ister misin?